LGS'de en çok sorulan soruları bugün sizlerle beraber cevaplayacağız arkadaşlar. Tonguç'um nasılsın? İyiyim hocam. LGS senesi çalışacağız, gayret göstereceğiz ve başaracağız. Hiç endişelenmemize gerek yok. Hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. Günde kaç soru çözmeliyim sorusunun en fazla sorulan sorulardan biri olduğunu gördük. Öncelikle şunu söylemeliyiz ki LGS'de arkadaşlar biliyorsunuz 90 soru sorulacak sizlere. Ve bu 90 sorunun 50 tanesi sözel, 40 tanesi sayısal. Dolayısıyla siz sınav günü 90 sorudan sorumlu olduğunuza göre günde en az 90 soru çözmelisiniz. Bunun 50 tane sözel 40 tane sayısal olabilir ya da birazcık oranları değişebilir. Ama hedefiniz varsa iyi bir lise gitmek istiyorsanız bu durumda günde en az 180 soru çözmelisiniz. Hedefiniz çok çok yüksekse bu sayıyı artırabilirsiniz arkadaşlar. Günde kaç saat çalışmalıyım da yine en önemli sorulardan biri. Hepimizin bir sorusu hocam. Evet hepimizin sorusu haklısın. Şimdi arkadaşlar eğer okuldan geç geliyorsanız yani okulun saat 3'te 4'te 5'te bitiyorsa bu durumda hafta içi en az 3 ya da 4 saat çalışmalısınız. Çünkü biraz dinleneceksiniz yemek yiyeceksiniz size zaten 3-4 saatlik bir süre kalıyor. Hafta sonu ise bu 6-7 saate çıkmalı. Bakın burası hafta içi burası hafta sonu süresi. Ama okuldan daha erken saatlerde geliyorsanız okuldan geldiğiniz saate bağlı olarak bunları da artırabilirsiniz. Peki hocam bu süreyi niye? göre belirlediniz? Şuna göre belirledik. Biliyorsunuz ki LGS sözelde 50 soru çıkıyor ve 50 soru için 1,5 dakikadan sizlere 75 dakika veriyorlar. Sayısalda 40 soru çıkıyor ve 40 soru için de 80 dakika veriyorlar. Dolayısıyla 80 dakika artı 75 dakikayı topladığımızda 155 dakika ediyor. Bu 155 dakikada neredeyse 3 saate denk geliyor. Dolayısıyla en az 3-4 saat ders çalışmanız lazım diye düşünüyoruz. Burada şu da önemli. Çalışırken Pomodoro taktiği uygulamanız lazım. Yani 40 dakika ders, 10 dakika dinlenme. Ya da 25 dakika ders 5 dakika dinlenme yapmanız lazım. Ve bu dediğimiz 3-4 saatler şunların toplamı olması lazım. Yani işte 40 dakika çalıştın 10 dakika dinlendin. işte hatta 20 dakika dinlendin. O bir saat olmaz. Sen 40 dakika ders çalıştın. Bunu unutma. Dolayısıyla bunları bu şekilde toplamanız yani verimli çalışmanız gerekiyor. Burada tabii şu da var. Bazen bir saat çalışırsın çok verim alırsın. Bazen de 3 saat çalışırsın, az verim alırsın. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi eğer ders çalışırken yanında cep telefonun varsa, yanında televizyon açıksa bu senin çalışma verimini düşürür. Dolayısıyla az ama verimli çalışmak çok ama verimsiz çalışmaktan daha önemli. Fakat sizler nasıl çalışmalısınız? Çok verimli ve çok çalışmalısınız. Çok verimli ve çok çalışmalısınız. Tebrik ediyorum Tonguç'um. Okuldan gelince yorgun oluyorum. Nasıl çalışmalıyım? Bu da yine önemli bir soru. Arkadaşlar mutlaka dinlenmeniz gerekiyor. Okuldan geldikten sonra eğer okulda da test çözdüyseniz... okuldan gelince ...bir saatlik bir uyku çok çok verimli olacaktır sizlere. Uyuyamasanız bile gözlerinizi kapatın e, ve yemek e, yerken de ağır yemeyin arkadaşlar böyle kıymalı makarna onun üzerine böyle salçalık, köfte böyle şeyler yediğiniz zaman bunların üzerine de derse oturmak birazcık uykunuzu getirecektir. Dinleniyoruz, güzel yemekler yiyoruz, çok ağır yemiyoruz ve zihnimizi dağıtan, şeylerden de uzak duruyoruz. Yani böyle bizim zihnimiz neler dağıtıyor? Sosyal medya hocam. Aynen. Instagram dağıtıyor, Whatsapp dağıtıyor, sosyal medya dağıtıyor. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bunlar da bize yorgunluk hissi veriyor. Bunlar da böyle bize ilk başta mutluluk veriyormuş gibi oluyor ama sonra bir anda motivasyonumuzu düşürebiliyor. Dolayısıyla yorgunluğumuzu almak için hemen gelince böyle bir, bir saat dinleniyoruz. Gözlerimizi kapatabiliriz. Ardından da ağır bir yemek yemeden Gül kokla mum üfle yöntemiyle de solunum yaparak yani nefes alarak. O nasıl oluyor hocam? Şöyle oluyor Tonguç'um. Bizler esasla tam anlamıyla nefes alıp vermediğimiz için e, bu da bizim yorgun se e, hissetmemize sebebiyet veriyor. Yani dik duruş aynı zamanda doğru nefes alıp vermek bizim vücudumuzun daha zin daha zinde olmasını sağlıyor. Sen günde kaç kere yemek yiyorsun Tonguç'um? Üç öğün hocam. Çok güzel. Peki günde kaç kere su içiyorsun? On yirmi kere. Bak 15-20 kere içiyoruz. Peki günde kaç kere nefes alıyorsun? Binlerce, yüzlerce kez. Bak binlerce, yüzlerce kez nefes alıyorsun. O zaman o nefes alıp vermeyi de iyi bilmek lazım. Yani gül koklar gibi nefesi alıp mum üfler gibi nefes verdiğimiz zaman bu da bizim enerji almamızı sağlıyor. Bu da bizim daha dinç olmamızı sağlıyor. Bu da önemli Tonguç Eladem benim. Bu da yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Konuyu anlıyorum ama sorularda yapamıyorum. Şimdi arkadaşlar Soruları çözmek bilhassa da LGS yeni nesil soruları çözmek aynı konuşmaya başlamak gibi. Sen ne zaman konuşmaya başladın Tonguç'um? 3 yaşında hocam. Hayır hayır 3 yaşında başladın da tam hangi tarihte başladığını biliyor musun? Onu nasıl bileyim hocam? Bilemezsin çok doğru. Tam hangi tarihte işte ben 22 Nisan'da konuşmaya başlamışım ve merhaba arkadaşlar nasılsınız demişim. Böyle bir şey olamaz. İnsan yavaş yavaş konuşur zamanla da süper konuşmaya başlar. İşte... Bizler de sınavlarda soruları çözerken yani pat diye bu sorudan başlayamayabilirsin. İlk başlarda daha temel seviye sorularla başlayacaksın. Ardından temel seviyelerden orta seviyelere sonrasında zor seviyelere geçeceksin. Bu bir. İkincisi konuyu anladıktan sonra konuyu anladığını ispatlayan temel seviye soruları çözeceksin. Ama o temel seviye soruları çözerken de her soruya kaç dakika veriyor LGS matematikte? 2 dakika veriyor. 2 dakika veriyor. Sen 10 dakika vereceksin. İlk başlarda 10 dakikada çözeceksin. Sonra 9 dakikada, sonra 8, sonra 7, sonra 6, sonra 5. Zamanla artık yavaş yavaş e, iki dakikada çözüp temel değil, orta orta değil, zor seviyedeki sorulara geçeceksin. Yani her şey adım adım oluyor. Bir anda olmuyor. Dolayısıyla konuyu anlattıktan sonra hemen LGS'e çıkmış soruya bakarsan yapamayabilirsin. Planla nasıl çalışabilirim? Bununla alakalı en kolay, en temel yöntem şu. Yapacaklarını günlük bir kağıda yazacaksın. Yani her gün mesela diyelim ki bugün günlerden Atıyorum e, cumartesi diyeceksin ki ben bugün işte matematikten şu kadar soru çözeceğim. Fenden şunu bitireceğim. Türkçeden şu kadar kitap okuyacağım ve paragraf çözeceğim. Sosyalden, inkılaptan da şunu yapacağım dedin ya. Bunları bitirdikçe yanlarına tık atabilirsin ya da üzerlerini şöyle şöyle karalayabilirsin. Bittin artık kurtuldum senden diyebilirsin. Bu senin hem rahatlamanı sağlar hem de çok başarılı bir şekilde ilerlemeni sağlar. Bunun haricinde bizim kitaplarımızın içerisinde TEPS de var. Mesela şu kitabımızdan göstereyim. Burada kitapları adım adım bitirmeni sağlayan pedagojik bir şekilde uzman hocaların ayarladığı bizlerin böyle tek tek bakarak bunu burada çözsün bunu bu kadar dakikada çözsün dediği özel bölümler de var. Ya da hadi çalışma ve motivasyon planlama reperinden de faydalanabilirsin. Ya da kendin bu şekilde de plan yapabilirsin. Yani günlük ne yapacağını yaz onları bitirdikçe de üzerini çiz. Ve buraya da böyle sadece şunu yazma. İşte iki tane soru çözeceğim. Öyle değil. Yapabileceğin her şeyi yazmaya çalış. Hangi kitaplardan çözmelisin? Bu çok önemli. Çünkü LGS'deki çıkmış sorulara benzer soruları soran, senin seviyene uygun, yeni nesil sorular içeren ve aynı zamanda çözümlük kaynaklardan çözmelisin. Dolayısıyla burada biz tabii ki biz kendi kaynaklarımıza hakim olduğumuz için, kendi kaynaklarımızı bildiğimiz için onları öneriyoruz. Hemen diğer bir soruya geçelim. Eğlenmeye ne kadar zaman ayırmalıyım? Bu da önemli bir soru. Hedefinize göre, hedefiniz yüksekse, mesela senin hedefin nedir Tonguç'um? Kabadaş Erkek Lisesi. Kabadaş Erkek Lisesi'ni istiyorsan o zaman az eğlenmelisin. Çünkü Kabadaş erkeğe girdiğinde zaten çok eğleneceksin. Dolayısıyla sen şu anda hedefine göre Eğlenceni azaltman gerekiyor Eğer hedefin normal bir hedefse Günde yarım saat bir saat Eğlenceye zaman ayırabilirsin e Hafta sonu yarım gün yani cumartesi öğleden sonra Eğlenceye ayırabilirsin ama hedefin çok yüksekse O zaman eğlenceyi biraz azaltman lazım Ama hedefin ne kadar yüksek olursa olsun Mutlaka günde dinleneceğin Eğleneceğin böyle zihnini boşaltacağın Zamanlar olmalı hafta sonu mutlaka Belli bir süre yani 3-4 saat arkadaşlarında Dinleneceğin bir süre sana fayda sağlayacaktır bu da en çok sorulan soruların başına geliyor. Yeni nesil matematik sorularını nasıl çözerim? Burada az önce söylediğimiz gibi. Yeni nesil matematik sorularında esasında direkt bu tarz böyle direkt böyle resimli direkt zor bir sorudan başlarsan moraller bozulabiliyor. İlk başta temel seviye sorularla başlayacağız. Ve biz öğrenciler temel seviye sorularda bile böyle yeni nesil yeni nesil soru çözüm Heyecanı yaşasınlar diye e, bu problem bankasında mesela böyle küçük küçük resimler koyduk. Esasında temel seviye soru bu. Yani iki tane işlem var. Ama resimler olduğu için böyle yeni nesil gibi duruyor. Sonrasında orta seviyede biraz daha işlem sayısı artıyor zor seviyeye geçince artık bayağı bir kazı oluyor. aynen dediğin gibi kazık kulesi olmaya başlıyor ve zorlaştırmaya başlıyor ama ilk başta bu soruları bile çözerken LGS de bana iki dakika veriyorlar o zaman ben iki dakikada çözmenin dememelisin İlk başlarda beş dakika on dakika bile verebilirsin sorulara zamanla sabrederek ilerleyeceksin Türkçe'yi nasıl fullerim Buradan yöntemimiz çok net belli her gün paragraf sorusu çözmen gerekiyor her gün en az 10 tane paragraf sorusu çözen e, öğrenciler zaten biz o yüzden paragraf 10, on, paragraf ons ya da paragrafta son noktadaki kitaplarımızı öneriyoruz. Bugün kitap önerisinden ziyade sorularınızı cevaplamak istedik. O yüzden onları göstermiyorum ama her yıl mutlaka 10 paragraf sorusu çözmeniz lazım. İngilizce kelime eksiğimizi nasıl kapatırız? Burada da büyük markaların uyguladığı strateji uygulayacaksınız. Yani büyük markalar her yerde karşınıza çıkarlar açarsın televizyonda, açarsın YouTube'da, açarsın sokakta, otobüsün üstünde. Her yerde karşınıza çıkıyor ve sizin onları unutmamanızı sağlıyorlar. Niye? Çünkü her yerde görüyorsun. İşte İngilizce'de de öğrenmeniz gereken kelimeleri cebinize koyup farklı farklı yerlerde karşılaşırsanız... ...okulda, kantinde, spor salonunda, arkadaşlarınızın yanında karşılaşırsanız hiçbirini unutmazsınız. Kaynaklarımı nasıl verimli kullanabilirim? Bu da önemli bir soru. Burada arkadaşlar öğrenmeniz gereken konular diyelim ki şurası A konusu olsun, B konusu, C konusu, D konusu olsun. Bunlar öğrenmeniz gereken konular. İşte inkılap tarihindeki konular olabilir, matematik konular olabilir, Türkçedeki konular olabilir, İngilizce konular fark etmez. Sonra da buraya da elinizdeki kaynakları yazacaksınız. İlk kaynağınız ne sizin? Tabii ki örnek sorular yani LGS çıkmış sorular örnek sorular ilk önemli kaynağınız. Bunları bir görmeniz lazım bunlara bir bakmanız lazım. Ardından yine aynı şekilde map kazanım testleri bunlar da sizler için önemli. Hemen ardından tabii ki birinci bir kaynağınız olmalı. Tonguç olabilir başka birisi olabilir fark etmez. Ardından bir ikinci kaynak da olmalı. İşte bunları belirledikten sonra 3-4 farklı sayılarda da kaynak da olabilir. Bunları belirledikten sonra bu kaynaklarınızdan bu kaynaklarınızdan çözdükçe mesela ben örnek sorulara baktım. Kazanım testlerini çözdüm. Tonguç'un kitabını çözdüm işte zoru bankasından çözdüm diye tik atacaksınız. Diyelim ki bazılarında hepsine tik attınız bazılarında hepsine tik atmadınız. Bak şurada dikkat ettiyseniz iki tane boşluk var. İşte deneme sınavına girdiğinizde zaten muhtemelen bu B konusundan yanlış çıkacaktır. Derseniz ki aa ben burada fazla test çözmemişim. O zaman şunları da çözeyim de artık hatan çıkmasın demiş olacaksınız. Çünkü bir konuyla alakalı gelebilecek soru tarzı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Sen konuyu hocadan öğrendiğinde ilk 2-3 soru tarzını görmüş oluyorsun. Örnek sorulara bakıyorsun. İşte Tonguç'tan çözüyorsun. Zoru Bankası çözüyorsun, Taktik çözüyorsun. Çözüyorsun. Burada birkaç soru daha kalıyor. İşte o sorulardan gelirse denemede yanlış yapıyorsun. Gelmezse de doğru yapıyorsun. Diyorsun ki bak ben soruları doğru yapabiliyorum. Çünkü buradan geliyor soru. İşte bu soru tiplerini gördüğün zaman verimli bir şekilde kaynaklarından bol bol soru çözdüğün zaman harika bir başarıya ulaşacaksın Tonguç'um. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyoruz. Başka sorularınız varsa da yorumlarda bizimle paylaşın. Bizler de yine sizler için cevaplamaya çalışalım. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkür hocam. Görüşürüz.